Merhaba, yeni bir derste yine birlikteyiz. Bu dersimiz kısa bir ders olacak. Çünkü özel bir konvansiyon üzerinde çalışacağız. Check back statement. Nasıl yapılıyor, nasıl cevap veriliyor, bunu göreceğiz. Bu da bir artifisyel bir konuşma, gerçek anlamında değil. Evet. Her zaman olduğu gibi neredeyiz onu bir görelim. Evet, bundan sonra da yine artifisyel konuşmalar olacak gözüküyor. Şimdi check back statement şöyle olur. Açan bir renk açar. Cevapçı bir majör söyler. Daha sonra açan ikinci konuşmasında bir sansotu dediğinde cevapçı için şu soruyu sorma şansı çıkar ortaya. Sen de benim majör rengim üçlü mü? Bunu da iki trefle yapar. Buradaki örnekte olduğu gibi bir tref açtı açan, bir pik cevabına bir sansut dedi. İki tref check back statement. Bu bir forcing konuşma ve minimum 11 honor puanı ile yapılıyor. Ortağı benim pikim, sen de üçlü mü diye soruyor. Soru bu. Şimdi o soruya da cevap verecek açan. Nasıl cevap verir? Şöyle, yine konuşma bir tref, bir pik, bir sansotu, iki tref oldu. Şimdi açanın elinde üçlü pik yok ve minimumsa iki karo der. Son dakine atlayayım hemen. Yine üçlü pik yok. Ama eli maksimum. O zaman iki sansotu der. Dörtlü pik var. Maksimum diğer majörü söyler. İki kör ve iki pik dediğinde de dörtlü pik var. Minimum. Tekrar özetleyecek olursam yoksa ya karo ya sansotu diyecek. Eli minimumsa karo, maksimumsa sansotu. İki sansotu. Buna karşılık üçlü piki varsa ve eli minimumsa iki pik diyecek, maksimumsa iki kör diyecek. Şimdi check back statement yapan, yani bende beşli majör var, sende üçlü var mı diye soruyu soran cevapçının 11-12 puan ile İki sansotu aşmayan bir konuşma yapmasında fayda var. Yani ne kadar forcing bir konuşma dediysek de aradığı cevabı, yani bir desteği bulamazsa belki part skorda durabilir. Örneğin ortağı açan iki karo dedi. Şimdi artık check back statement yapanın iki kör, iki pik, iki sansotu demesi duralım demek. Yani şey değil, elim minimum 11-12 puan. Ama iki sansotu açan konuşmaların anlamıysa kesin zondan önce durmak yok. Buna göre ayarla kendini demek. Şimdi örneklere bakalım. Örnekler kendini daha iyi ifade edecek. Cevapçının elinde 5 parça pik var. Toplamda da 13 honor puanı var. Bir trefe bir pik dedi. Bir sansotuya da check back statement yapması lazım. İki tref. İki pik derse daha çok daha zayıf bir el gösterir. Halbuki iki tref demesi şunu da gösteriyor. Bende 5 parça var. Yani bir tref ve bir pik dört parçayla da söylenebiliyor. Ama şu anda 5 parça var ki sen de benim kozum üçlü mü diye soruyor. Buna göre de ilerleme mümkün. Aynı konuşmaya devam edelim. Ortak desin ki açan iki pik. Evet bende 3 parça pik var. Şimdi açan da 3 parça. İkinci örneğe bakıyorum tabii. Açanda 3 parça pik var
Öyleyse bizde de 13 puan vardı. Onda da açar puan var. Fit'i de bulduk. Direkt 4 pik diyelim. Şimdi şunu unutmayalım. 2 pik dedi. Kör demedi. Yani diğer majörü dese daha kuvvetli bir el söylemiş olacaktı. Nispeten daha zayıf bir el gösterdiği için bu elde şilen ümidi olamaz. Bir örneğe daha bakalım. Bir karo, bir pik, bir sansotuya 2 tref dedi. Cevap 2 karo. Yani bende üçlü pik yok ve elimde minimum. Şimdi bizim elimize bakalım. 13 puanlık bir el var. Ortakta da açar bir el olduğunu düşünürsek, pik'i üçlü değil, en doğru cevap 3 sansotuya bağlamak. Hani elimiz daha zayıf olsa, belki sadece 2 sansotu derdik. Ama şu anda 13 puanımız var. 12'de ortakta olduğunu düşünürsek minimum 3 sansotu yaparız gözüküyor. Evet, örnekler böyleydi. Şimdi bu bölüm kısa sürecek demiştim. Özel bir konuşma, check back statement, ama çok yaygın olarak kullanılıyor. Mutlaka bilmek lazım. Yani ortak özellikle şu karıştırılır. Hani acemilikte kendi başıma geldiği için sıklıkla şu karışır. Ortak bir tref açmıştır. Siz bir pik dediniz. Bir sansottan sonra iki tref sanki ortağın rengini destek gibi oluyor. Öyle değil. Ortak bir tref de açsa, bir karo da açsa, bir kör de açsa, bir pike bir sansot dendiğinde iki tref fix check back statement oynanır. Üç parça benim kozum var mı sende diye sorar. Bununla ilgili daha ileri gelişmiş teknikler var. Ama check back statement sizi çok uzun yıllar götürür. Yeterli olacaktır. Gelecek bölümümüz Splinter. Yine artifisyel bir konuşma. Nispeten o da kısa bir ders olacak. Görüşmek üzere.